ve vedaa zamanı Haftanın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. bambaşka bir taraftan bakmanızı isteyeceğim hayata. Ebe zaman içinde bir memlekette 80'li yaşlarda ama çok dinç, genç görünen böyle bir adam yaşamış. Çevresinde bulunan herkes ona özenirmiş. Ve sorarlarmış ya bu gençliğin sırrı nedir diye. İhtiyar delikanlı güler geçermiş. Cevap da vermezmiş. Ama sorular çok sık. Soranlar da çoğalınca cevap vermek artık zorunlu hale gelmiş. Düşünmüş nasıl anlatırım bu sırrımı nasıl veririm diye. Demiş ki bu sırrımı bir davette açıklayacağım. Herkes merakla davete gelmiş. Yemekler yenilmiş, içilmiş, sohbetler edilmiş. Vakitte geç olmuş. Ancak adam gençlik sırrı ile ilgili tek bir kelam etmemiş. Herkes o konu ne zaman açılacak diye de merakla bekliyor. Ama bir ara adam eşine seslenmiş. Hatun demiş ya şu kilerden bir karpuz getir ya sana zahmet. Hanım hemen doğrulmuş. Çilere gitmiş. Kaşla göz arasında bir karpuzu almış getirmiş. Adam eliyle şöyle bir vurmuş karpuza. Yok hanım demiş bu olmamış. Bundan güzel karpuz çıkmayacak. Bunu götür başka getir demiş. Kadın hiç kiletmemiş. Götürmüş bir başkasını getirmiş. Adam ona da vurmuş. Yok ya hanım demiş. Bu da kusura bakma sana da zahmet verilecek ama bu da olmamış ya demiş. Başka bir tane getir demiş. Kadın bu işlemi dört kere tekrarlamış. Dört. En sonunda dede beşinci de karpuzu beğenmiş. Karpuz kesilmiş. Misafirlere ikram edilmiş. Herkes karpuzunu afiyetle yerken bizim dede sormuş. E ee, demiş arkadaşlar benim gençlik iksirim işte burada anladınız mı demiş. Herkes birbirinin yüzüne bakmış. Kimse hiçbir şey anlamamış mevzudan. Aman dede demişler biz bu, bu işin sırrını anla, anlamadık ya bir anlat Allah aşkına demişler. Efendiler demiş dede. O gördüğünüz karpuz kilerde bir taneydi. Başka karpuz yoktu. Hanıma başka getir dediğimde her seferinde hanım aynı karpuzu getiriyordu. Bir kere bile ya adam deli misin nesin zaten evde tek karpuz var. Niye taşıttırıyorsun defalarca demedi beni bozmadı. Beni sizin önünüzde mahcup etmedi. İşte gençliğimi eşime borçluyum demiş. Ve eklemiş. Biz birbirimizi hiç başkalarının önünde zor duruma düşürmeyiz. Aile içindeki hiçbir şeyi başkalarına yansıtmayız. Hep birbirimize destek oluruz, dert ortağı oluruz, yardım ederiz. Birbirimizle ilgili olan problemleri yine birbirimize anlatırız. İyi, kötü olan her şeyi birbirimizle paylaşırız. Çok güzel bir sözdür bu. Hayat seçtiğiniz kadındır. Hep şuramda bir yerlerde yazılıdır bu. Hayat seçtiğiniz kadındır. Zevkli bir kadına rastlarsanız zevkiniz Bilgili bir kadına rastlarsanız bilginiz, zeki bir kadına rastlarsanız zekanız gelişir. Hayat kat kat'tır. Babil'in asma bahçeleri gibi teraslar halinde yükselir. Ancak bir terastan diğer terasa sizi bir kadın götürür. Ve bugün olduğunuz teras, seyrettiğiniz manzara, gördüğünüz hayat aslında yanınızdaki kadının terası. Yanınızdaki kadının manzarası, yanınızdaki kadının hayatıdır. Daha Türkçesi, hayatınız seçtiğiniz kadındır. Benden bugünlük bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hmm. Hoşçakalın.